bu anlamda baktığımızda Osmaniye'nin nüfusu 479 bindir. Biz geçen yıl toplam poliklinik sayılarını incelediğimizde 3,5 milyon civarında 4 milyona yakın bir poliklinik. Yani Osmaniye'deki insanlarımız biz işte 6 kez, 7 kez bir sağlık hizmeti sunmuşuz. Tabii burada hizmetteki kalitenin artması, arzın iyileşmesi talebi arttırdı mutlaka. Sayın Müdürümüzün söylediği gibi, sizlerin de bahsettiği gibi finansal sürdürülebilirlik kavramı da sağlık sektöründe çok ciddi oranda masaya yatırıldı. Son teşkilat yasamız, kanunumuzda kararnamemiz çıktı, şu an yönetmelikler hazırlanıyor. Bu anlamda da finansal sürdürülebilirliği etkin kılmak için mesela işi mali yönetimle alakalı mesela uzmanlık dalındaki, üniversitedeki kariyer yapmış kişilerin de, özel sektördeki kişilerin de önü gerçekten açılmış oldu. Sayın Müdürümüzün söylediği gibi takip boyutunda da gerek medula sistemi dediğimiz, gerekse ilaç takip sistemleri gibi bazı sistemler. Hatta biz Osmanlı olarak bir proje sunmuştuk. TC kimlik numarası üzerinden ülkenin neresine giderseniz gidin, vatandaşın aldığı sağlık hizmeti, gerek temel sağlık, gerek tedavi edici, gerekse acı sağlık olsun, tamamını görebildiğiniz tüm özel sektörün, kamu hastanelerinin, aile hekimliği bilgi sistemi yazılımlarının bir arayüz yazılımıyla, birileriyle konuşabildiği bir yazılım ortamı sağlandığı takdirde, o zaman bireyin sağlık giderini an ve an ve geçmişe dönüp tüm sağlık verilerini an ve an, o an vermeniz gerektiği sağlık hizmetini de hemen çok kısa sürede belirleyip kişi kendinde de olmayabilir, baygın da olabilir ama en doğru hizmeti olan verebileceğiniz bir altyapı. Ülke bunları artık tartışıyor. Mesela çevre ülkelere baktığımızda gerçekten Türkiye'nin diyebiliriz ki 20-30 yıl en az 40 yıl gerisindeler. Hocamızın da söylediği gibi diğer ülkelerde sağlık hizmet arzı bizim ülkemizde hem daha ucuz olduğu için hem de kalitesi yüksek olduğu için çok ciddi oranda bir talep var. Bunu Kültür Müdürümüzün söylediği gibi diğer sektörlerde zaten Adana'da o şekilde bir model başlamış. O anlamda da kutluyoruz. İnşallah Osmaniye'de biz bunları gerçekleştiririz. Diğer sektörlerde bunu en iyi şekilde değerlendirmesi gerekir diye düşünüyorum. Bir sorun yok. Sadece katkı anlamında söyledim hocam. Çok teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun. Yani bu işin ceremesini siz çekiyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Ben hep size tekrar teşekkür ederek saygılar sunuyorum. Değerli konuğumuza plaketlerini takdim etmek üzere Sayın Valim Doktor Hüseyin Nail Anlar'ın sahne teşriflerini arz ediyorum. Vali değilim, vali yardımcısıyım. Zaten Sayın Vali bize, bırakınız Osmaniye, Türkiye tanıyor. Kendisinin selamları ve saygıları var zatallerinize. Ben yoğun programından dolayı ben iştirak ettim bu etkinliğe. Konuşmacımızla aynı okuldan mezunuz. Ben kendisinden 3 yıl sonra mezun olmuşum. Tabii benim mezun olduğum okuldan böyle çok değerli bir işletmecinin çıkmasından da ayrıca gurur duydum. Biz kamu yönetimciyiz, değil mi? Yani bir kamu yönetimci de demek ki çok başarılı bir işletmeci olabiliyormuş. Bunu da görünce gerçekten gururlandım. Bunu da burada ifade etmek istiyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sayın Vali Yardımcım, programımız sona ermiştir arz edelim.